Peki Pınar Türenç var, Basın Konseyi Başkanı. Sizin de çok aynı eski zamanda ahbabım, evet. beraber yıllarca aynı mesleği yapıyorduk. Sevgili Pınar, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Enes merhaba. Merhaba Pınar. Cezaevinden sonra tekrar ekranlarda beraberiz. Aynen öyle. Cezaevi de beni ziyarete geldi Pınar Hanım. Öyle mi? Evet. Sağ olsun. Çok yani şey dışında, partili milletvekilleri dışına gelebilen çok ender kişilerden biriydi. Galiba tekti hatta yani. Bir de Vahap var değil mi? Doğru, ikinizdiniz. Ben yalnız gelmiştim, evet. Hayır, toplam yattığım süre boyunca milletvekillerine izin verildiği için avukat ve milletvekilleri dışında görüşebildiğim iki kişiden birisin sen. Evet. Evet, çok doğru. Sevgili çok doğru. Enis tabii cezaevinden sonra normal hayata dönecek, meclise dönecek diye beklerken şimdi tekrar bir fezleke sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Ama bunların da açılacağını düşünüyorum. Çünkü Enis gerçekten iyi bir milletvekili, milletin vekilidir. Onun da ötesinde bizim için çok iyi bir gazetecidir. En büyük gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Aydın'dır, yazardır, iyi bir aile reisidir. Onun için Enis'e yapılan bu haksızlıkları kabul etmemiz mümkün değil. Cezaevinde az önce Fatih senin dediğin gibi bir dervişlik ruhu sanki üstüne bina olmuş gibi bana da öyle gelmişti. Çok güzel anlattın onları. Ama Enis'in yapısı öyle de sakin de zaten Enis. Her zaman sakin oldu. Her zaman aklı temsil eden bir kişiliği oldu. Aydınlık kişiliğinden de geliyor tabii bu. Meslek onu çok güzel şekillendirdi. Ve şimdi de milletin vekili olarak yüz akımız aslında. Ama iktidar tabii o kadar sıkışık bir noktaya geldi ki bunu dağıtmak için de hayaller pompalıyor. Bu hayallerin içinde işte ekonomik hukuk reformları var. İnsan hakları eylem planı paketleri açılıyor. Bakalım neler çıkacak aslında bizim yaşadıklarımızın çok dışında bir olay. Sayfaların üstündeki yazılı yasalar ve alınan kararlar uygulansa zaten hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yani eylem başka, yasalar başka, yazılı yasalar başka. Umarım Enis'in de en kısa zamanda tekrar mecliste vekilliği için gelip alkışlayacağız Enis. Hiç merak etme, bunu da yaşayacağız. Şimdi tabii şöyle bir şey var. İnsan hakları eylem planından bahsettiniz. Bence sadece Enis Berberoğlu bile bu planın ne kadar anlamsız ve köksüz olduğunu anlatan yeterli bir örnek. Yani Enis Berberoğlu'nun başına gelenler 19 yıldır bu ülkeyi yöneten bir iktidarın bundan sonra ne yapacağının delili ve işareti. Yani anlayamadığım şu sevgili Pınar, sen basın konseyi başkanısın. Yani önümde rakamlar var Türkiye'nin özgürlüğü için. 180 ülke arasında dünya basın özgürlüğünde 154. sırada Türkiye. Yani Mali bile, Gine bile bizim üstümüzde. Ya Türkiye çok şey kaybetti. Türkiye 19 yılda sadece ekonomisinden, sadece insanların gayri safi milli hasıladan aldığı payı kaybetmedi. İnsanların onuruna, gururuna, haysiyetine, yaşama inancına yönelik de saldırılar oldu. Bunların en başı onların kişisel hak ve özgürlüklerinin ellerinden zorla alınması. Enis Berberoğlu'nda olduğu gibi. Bir sürü insan bunu yaşadı. Ergenekon döneminde yaşandı, Balyoz döneminde yaşandı, Mustafa Balbay 5 yıl yattı, Tuncay Özkan 5 yıl yattı. İnsanlar yok yere hapiste yaşamlarını yitirdi. Yani Enis Berberoğlu için sevinirken diyoruz ki çok şükür sağlıklı çıktı. Ama böyle mi olmalı sevgili Türenç? Siz bir konseyin de başkanısınız. Nedir bizim bu başımıza gelenler? Vallahi başımıza gelen işte eylem planlarıyla açılmaya çalışılıyor. İnsan hakları eylem planlarıyla. Biz yıldızlara çıkmayı falan istemiyoruz. Biz yıldızlara gitmek, aya gitmeyi şu an için ben hayal görüyorum. Hele yıldızlara çıkmayı hiç istemiyorum. Bizim dünyamız güzelleşsin bize yeter. Bizim dünyamızın güzelleşebilmesi için işte 80'i aşkın gazetecinin
hapishaneden çıkması lazım. O yargı garabetine uğrayan tutukluların özgür kalması lazım. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin okullarına özgözce tekrar bilimsel açıdan çalışma yapabilmek için dönmeleri lazım. Boğaziçi eylemine en büyük hakları olan bu eylem sırasında 27 öğrenci şu anda ev hapsinde. Bakın çok acı bir şey bu. Hangi eylem planından bahsediyoruz? 27 öğrenci ev hapsinde, 3 tane öğrenci de bugün tutuklu yargılanıyor. Şimdi bunların olduğu, görüşüldüğü bir ülkede, yaşandığı bir ülkede biz diyoruz ki eylem planı, insan haklarında yıldızlara çıkacağız, hayır çıkmayacağız. Biz ayağımız yere basmak istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Hukuk arıyoruz. İyi ki babam hukukçu, iyi ki vefat edip göçtü. Yani gerçek hukukçuların bu düzen içinde kemikleri sızlıyor. Ben buna inanıyorum. Yeni anayasalar, yeni yasalar, hayır değil, biz bunların da peşinde değiliz. Yanlış olan normal bir düzen içinde mutlaka düzelir. Ama şimdi Türkiye'nin normalleşmesi yolunda adımlar atılmalı. Bunların da yapılabilmesi için insan haklarının gerçekten içselleştirilerek hayata geçirilmesi, haksız tutuklamaların ortadan kaldırılması, bu fezleke komedisine son verilmesi, yani çok yapılacak iş var. Medyanın üzerindeki şu Şubat ayının, şu 28 gün yaşanan Şubat ayında kaç tane gazeteci için hakim karşısına çıkarıldığın raporu geldi önümüze. 70 küsur gazeteci hakim karşısına çıkarıldı. Bu demektir ki gazeteciler gazetecilik faaliyetinin dışında daha fazla zamanını hakimler karşısına çıkarak mahkeme koridorlarında adalet arayarak geçiriyor. Yani bu bunların hepsi, bütün bunları topladığınızda Kavala olayını da içine koyun, Demirtaş olayını da içine koyun. Hepsi bir bütün olarak bir insan hakkı ihlalidir. İşte bunlar düzelince zaten yeni eylem planının ana hatları, satır başları da ortaya çıkıyor. Bunları yaparsak eğer o zaman başımız göğe erecek, yıldızlar değil. Biz ayağımız yerde ama başımız dimdik. Bu dünyanın özgür, güzel ülkesi olarak başımız dik gezebileceğiz. Ama şu anda başımız eğik dolaşıyoruz. Enis'in başına gelenler de maalesef bizleri çok üzüyor. Ama Enis hiç merak etme, bunlar da geçecek. Geçecek hepsi. Biliyorum. Peki Sayın Berberoğlu, yani bu fezlekeler bir anlamda iktidarın bir manivele kolu haline geldi mi yani siyaset? Pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Yani son 19 senedir Türkiye'de hiç değişmeyen bir politika var, pazarlık. Mesela işte Pınar çok açık anlattı. Siz de ifade ettiğiniz bu insan hakları yeni eylem planı, işte yargı reformu, yakında açıklayacaklarını söyledikleri ekonomi reformu. Bunlar pozitif değil mi? Bunları bir kenara koyalım. Bunlarla batıya gidilecek. Denecek ki bak biz bunları yapacağız. Siz de bize para verin. Verdiler, verdiler. Vermediler, o zaman fezlekeler var. İşte olağanüstü önlemler var. Olağanüstü hukuk koşulları var. O zaman da bunu yapacağız. Hangisini tercih edersek. Yani bazen insan kendi ülkesinde rehine gibi hissediyor. Esas ağrına giden o. Yani şimdi... Tamam, yani benim mesela Rehine diye kitap yazdım, içeride yazdım iki kitaptan. İkincisi oydu. Başlığı oydu, yani adı oydu. Rehineydi. Niye beni CHP'ye karşı tutuyorlar? Rehin diye. Öyle düşündüm. Çünkü benden istedikleri bir şey var. Partimden istedikleri bir şey var. Onları vermezsek biz burada kalacağız diye baktım. Yani partim benim üzerimden rehin. Ben partim adına rehin. Şimdi bütün Türkiye'yi pazarlık masasına koydular. Ayıp ettikleri konu bu. Gerçekten yani... Bir gün çıkılıyor, işte demokrasi nutukları çekiliyor. Bir gün çıkılıyor, bunları kapatacağız, bitireceğiz, öldüreceğiz, ötekini şuraya koyacağız, bunu keseceğiz gibi bir söylem. Aynı ağızdan çıkınca bu kadar tutarsızlık bir ruhi bozukluğa işaret etmediğine göre demek ki bir pazarlık marjı bu. Yani iki uç arasında giderim, gelirim. Bunda da pazarlıktır. Her yerde müzakeredir yani. Peki yani... Kürsü masumiyeti olan, dokunulmazlığı olan,
milli iradenin, ulusal iradenin meclise yansımış hali olan bir milletvekili eğer biz rehiniz diyorsa neyi konuşacağız? Değiştirmeyi konuşacağız Fatih Bey. Onun için oradayız. Yani biz zaten başka türlü o imkanları niye kullanalım ki? Milletvekilliği ayrıcalıklı bir yer. Yani milletin vekili olmak, millet gibi yaşamak değil. Yani sadece dokunulmazlıktan bahsetmiyorum. Orada bir gücünüz var. Bunu unutmayın. Yani meclise çıkıp konuşabiliyorsunuz, bir kanun teklifi verebiliyorsunuz, bir kanun teklifini eleştirebiliyorsunuz ya da benim gibi arada sırada içeri girip arada sırada dışarı çıkarak adalet sistemini tartıştırıyorsunuz. Bu ayrıcalıklı bir konumdur. Ben bunun farkındayım. Yani gazetecilikten çok farklı bir konum bu. Gerçekten. Yani gazetecilik tarafsız olarak bir meseleyi algılamak, tartışmak, öneride bulunmak. Bizim aynı zamanda icraat yetki şeyimiz de var, hakkımız da var. Sizde olmayan bir şey bu. Siz bugün sokağa çıkıp düşün benim peşime. Gidiyoruz bunu protesto edeceğiz diyemezsiniz. Ben derim. Bunların hepsini kullanmamız gerekiyor. Bence kullanabildiğimiz kadar da kullanıyoruz. Eleştiri çok. Saygıyla karşılarım. Ama yapabildiğimiz bu şu aşamada. Bunu artırmamız lazım. Benim de söylediğim bu. Hayır, rehin sözcüğü çok şey bir sözcük. Bir gerçek ama. Sıkıntılı bir sözcük. Bir milletvekili eğer rehin alındığını söylüyorsa parlamentonun yani ne saygınlığı konusu. İçeride yattım. Evet. Neydi o durum? Haklısınız, size itirazım yani yok. Demek ki, hayır, uydurmadım yani. Bu benim üzerime yani tıpkı ikinizin çok büyük bir iltifat göstererek yani mültefit davranarak söylediğiniz derviş hırkası falan değil. Yani yavaş yavaş her gece düşüne düşüne bu kelimeyi buldum ben. Ben burada neyim? Suç olmadığına göre, suçlu olmadığıma göre ben burada neyim? Mahkum değilim. Ben burada rehinim. Bana diyorlar ki şunu söyle, bunu söyle, çık. Demek ki rehinim. Partime diyorlar ki senin içeride bir adamın var, akıllı ol. Başkalarını da gönderebiliriz. İl başkanını göndeririz, başka bir eski vekili göndeririz. Onun yanında şunları yaparız, bunları. Demek ki hepimiz rehiniz. Peki bu rehinlik ne işe yarıyor? Demin söyledim, pazarlığa yarıyor. Çünkü kendi hayatlarını artık sürdürebilmek için yollar arıyorlar. Aslında çok korkuyorlar Fatih Bey. Bakın bak, onu konuşalım, rahat tabii etsin insanlar. Ben bu kadar çok korkan bir iktidar 36 senelik gazetecilik hayatımda görmedim. Uçan kuştan korkuyorlar, yerdeki karıncadan korkuyorlar, esen rüzgardan korkuyorlar. Korkuyorlar, deli gibi korkuyorlar. Çünkü kendi suçlarının en iyi onlar farkında. Gün gelir iktidar değişir, gün gelir bu ülkeye adalet gelirse o zaman onların hesabını yargı önünde, gerçek yargı önünde, gerçek hukuk önünde, gerçek demokrasi çerçevesinde, bakın hiç bana yapılanların aynısını yapacağım demiyorum. Aman sakın yanlış anlamasınlar. Ben onlar kadar alçalmadım. Alçalamam da. Fıtratım müsait değil. Onlar kadar alçak olamam. Ama gerçek demokrasi çerçevesinde, gerçek yargı çerçevesinde bunların hesabı sorulacak. Ben görmeyebilirim, hiç umurumda değil. Benim kızım görecek, ona eminim. Yani o bakımdan korkuları çok yerinde, çok haklı. O yüzden de bunları yapıyorlar. Bunu anlamak lazım. Aslında bunlara benim yaptığım doğru. Ben gülüp geçiyorum. Yapabilene de aynısını tavsiye ediyorum. Yapamayana da yanında durmaya çalışırım diyorum. Yani seni elini tutarım. Moral vermeye çalışırım. Başka da bir şey yok. Peki Sayın Türenç, rehin sözcüğü gerçekten beni üzdü, kitabını da gördüm Sayın Berberoğlu'nun. Yani gazeteciler, medya, sivil toplum kuruluşları, yargının önemli bir kısmı, Türk Silahlı Kuvvetleri, bürokrasi, üniversite rektörleri de rehin. Türkiye'de aslında sadece milletvekilleriyle sınırlı bir rehin alma, rehine durumu yok. Özellikle medyadaki baskı da bir anlamda, mesela şu an şurada şu yayın yapılırken bile bazı bu medyayı denetleyen kurumların rehinesi gibi hissediyorsunuz kendinizi. Çünkü her an kafanızda bir demokrasinin kılıcı sallanıyor. Her an her şey olabilir. Yani bu nasıl bitecek? Bu kabus gibi bir şey bu. Bunun bitiş süresi yok mu? Yani bunun bir şekilde bu ülkede yaşayan insanların bir araya gelip daha aklı başında bir ülke tahayyülü yok mu? Böyle bir hedefimiz olmayacak mı Sayın Türenç? Hedefimiz çok var. Hedefimiz çok büyük.
Ama gerçekten çok güzel bir kelime. Bugün Türkiye her alanda rehin alınmış durumda. Aslında sağlığımız bile rehin alındı. Yani bakarsanız bütün çerçevesi içinde sağlık bile rehin durumda. Yani yaşam hakkı rehin alınmış. İşte Enis'in aylarca kaldığı Maltepe cezaevinde ben gittim gördüğümde yani inan günlerce uyuyamadım. Yani onun orada rehin alındığı, yani belki çok iyi koşullarda veya insani davranışlarla yüreğinin ferahlatıldığı aylar geçti orada ama Enis aslında çok çok insana üzen, yaralayan bir tabloydu o. Yani seni orada bırakıp Maltepe'den çıkmak benim için çok ağırdı. Doğru. Bunu yani Hissettirdin yattığım yerde yazlıktan. Ha, kabul yazlıktan mı hissettirdin edemediğimi zaten? defalarca kendi kendime söyledim. Onun için senin orada rehin olman, o kitapları bu çerçevede yazman o kadar doğruydu ki ve çok doğru tarihe bırakılan bir tespitti aslında. Tabii aslında bu mecliste yaşananları da şöyle düşünmemiz lazım. Fezlekelerle muhalefeti budamaya çalışıyorlar şimdi. Muhalefet bu yolla budanıyor. Çünkü az önce Enis'in dediği gibi o kadar zor ve o kadar büyük çıkmazda ki siyaset ve siyasi anlayış o kadar duvara toslamış durumda ki bunu aşabilmek için ve bundan çıkış yolları bulabilmek için mecliste muhalefeti fezlekeler başka yollarla, kapatma aşamalarıyla, çabalarıyla budamaya çalışıyor. Bu aslında tabii demokrasiye yakışmıyor. Eylem planı açıklandığında, insan hakları eylem planı açıklandığında işte yabancı ülkelerden bir takım yayınlar yapıldı ve sorular soruldu yetkili insanlara. Cumhurbaşkanınız ne demek istiyor? Amacı nedir diye. Bunu tarif etmekte bile o yetkili, o görevli insanlar kelime bulamıyor. Nasıl anlatacaksınız? Çünkü bizim yasalarımızda her şey var yazılı ama uygulama yok. Siyasi anlayış çok başka mecrada koşuyor, başka amaçlar peşinde. Onun için demokrasi gerçekten çok büyük yara aldı. Bu yaranın daha fazla alınmaması için bu demokrasiyi delmemek için de umarım tabii benim tek söyleyebileceğim insanların aklını fikrini toplayıp gerçeklerin farkına varıp ayırt edip ona göre hareket etmesi. Çünkü demokratik çıkışlar da bu yolda. Başka bir yolu da yok bunun. Peki. Sayın Bebeğol, bundan sonraki süreç ne? Şöyle, Anayasa ve Adalet Komisyonları var mecliste. İki tane, 16'şar kişilik iki komisyon, 32 kişi karma komisyon teşkil ediyor. Bu karma komisyon meclise gelen fezlekeleri inceleyip, yani burada bir hukuksuzluk yok, baştan onu söyleyeyim de. Yani istedikleri fezlekeleri ele alma konusunda hiçbir engelleri yok. Onlar bir takvim belirleyecekler muhtemelen. Bir toplantı çağıracaklar. Gündeminde ilan edecekler. Şu şu fezlekeleri görüşmek istiyoruz diyecekler. Her partiden temsilci var o komisyonda. Gidilecek. Onlar daha sonra bir alt komisyon kuracaklar. Bu 5 kişilik komisyon. Bu komisyonun dengesi de 3-2. Yani şu anda Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, pardon Millet İttifakı demeyeyim. 3 Cumhur İttifakı'ndan, bir CHP'den, bir HDP'den var. Yani Millet İttifakı değil, hani azınlıkta olan, onu söylemek için düzelttim. Gözüken o ki, yani ele aldıkları fezlekeleri bir aylık bir süre çalışma neticesinde, işte savunma haklarını gözeterek umarım, bir ay içinde genel kurula gönderecekler. Bu 1-1,5 ay arasında zaman alacak. Ondan sonra genel kurulda ilgili fezlekenin muhatap olduğu, yani daha doğrusu işte dokunulmazlığı kaldırmak isteyen milletvekilinin bir savunması var. Genel görüşme var. Ondan sonra oylanarak yargıya gönderilecek. Şimdi burada bizi izleyenler yanlış anlamasın. Dosya bazında milletvekilliğin dokunulmazlığı kalkıyor. Milletvekilliği düşmüyor.
Ancak o yargı süreci tamamlandığı zaman, yani Yargıtay'da sonuçlanan o meşhur kesinleşme meselesine kadar o milletvekili milletvekili olarak devam ediyor. İşte burada mesele şu. Yargıya güvensen dersin ki gitsin aklansın. Ama yargı zaten bu adamın fezlekesini gönderenin atadığı kişilerden oluşuyor. Pratik konuşalım. Oraya savcının iki dudağının arasında mütalayı verir. 25 sene istiyorum da der. Dediği anda da hakimin önünde çok az seçenek kalır heyetin önünde. E tamam 25 seneyle yargılanacaksa bu adam kaçabilir diye veya kadın kaçabilir diye, işte kişi kaçabilir diye tutuklama çıkar. Başta anlatmaya çalıştığım mesele buydu. Yani ama, çünkü iktidarın yani biraz daha kulis bilgisi vereyim size. Siz yılların meclis muhabirisiniz. İktidarın önünde bir seçim seçeneği yok. Keşke olsa. Arası da yok, geneli de yok. Ara seçim de yok, genel seçim de yok. 15 tane şu anda mecliste boşluk var. 15 kişiyi de hızlı bir şekilde cezasını kesinleştirip mesela atıyor. Olmaz ama. Hani Türkiye'de her şey mümkün artık. Önümüzdeki bir yıl içinde 15 milletvekilinin daha cezası kesinleşti ve milletvekili düştü. O zaman ara seçim yapacak. Öyle bir cesareti var mı? Hiç yok. Dolayısıyla milletvekilleri düşürmeye dönük bir şey değil bu. Operasyon değil bu. Dokunulmazlık operasyonu. Ayar verme mi yani bir anlamda? İçeri atma. İçeri atma. Ben öyle görüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Yani içeri atma dediğiniz milletvekillerini içeri atma. Evet yani demin arz etmeye çalıştığımız soydu ya. Yani çok yüksek ceza istenip ilk duruşmada tutuklayacaklar. Ya da ikinci duruşmada. Mesele bu. Mahkeme süresince içeride tutacaklar. Milletvekillerini düşürmeyecekler. Vallahi becerebildikleri kadar diyelim. Sizin fezleke belki döner. Ben öyle girmedim üstadım. 2017'de ben milletvekiliydim. Bu millet meclisinin bir üyesiydim. Gittim, beni nezaket gösterdiler. Bak samimi söylüyorum, bu nezaket lafını boşuna koymuyorum. Hükümle birlikte tutukladılar. Bana müebbet vermelerinin 3 ay sonra bozulacağı belli olan bir, yani istinafta o da olmasa, Yargıtay'da bozulacağı bir cezayı vermelerinin başka bir mantığı vardı ki. Ancak beni 25 yıl gibi yüksek bir ceza ile içeride tutabilirlerdi. Ya ben hakim olsam 25 sene verdiğim adamı git dolaşsan keyfine bak, ondan sonra ben bir ara seni alırım diyemem ya. Yani gerçekten hakim olsam zaten vermem de. Yani 25 sene... Ama yani bunu dışarıda da anlatamazsın, öyle söyleyeyim. 25 yıl yediyse yatar derler adama. Ha, benim 25 yıllık bir cezam var mıydı? Yoktu. Ya onu anlamaya bir dakika söyleyeyim. Sevgili abi, hocam zaten ne oldu? 3 ay sonra istinaf hay bunu bozdu, yeniden bak dedi. Mahkeme dedi bakmam. Asla kata küstüm. İstinaf benim kararımı nasıl bozar dedi. O mahkeme görmedi benim davamı. Onlar unutuluyor. Daha bizde şey çok. Yani benim dava da ilk çok. Onun üzerine kararname çıkardılar. Hukukçular yanlış bilmiyorsam Berberoğlu kararnamesi diye geçiyor bu kararname. Berberoğlu kararnamesine göre eğer istinaf mahkemesi birinci derece mahkemenin kararını esastan bozarsa kendisi dava şey açıyor, duruşma açıyor. Bu da ne demek oluyor? Sen durduk yerde bir 2-3 ay daha yatıyorsun. Hukuk tarihine geçtiniz yani. Geçtim. Berberoğlu kararları diye. Şimdi Anayasa Mahkemesi iki defa ihlal verdi. Tek adam benim. Meclisten atılıp geri dönen tek adam milletvekili benim. Ben de çok ilk çok. Yani iyi, keşke iyi şeyler olsaydı. Yani ilkler olsaydı ama ilk İyiye çok. İyiye olur inşallah. Evet. Sevgili Pınar, kapatmak üzere bir şey diyor musun? Son bir sözünü alayım. Ben o dediğim cümlemde ısrar ediyorum. Enis, halkın seçtiği muhalefetin milletvekilleri bu yolla budanıyor. Doğru. Onu söylemek istiyorum. Doğru, katılıyorum. Peki. Ben de onu halkın seçtiği vekilleri. Tabii ki halkın seçtiği ve... Atamayla gelmeyenler demek tabii. Enis... Ama onu o söylemesin, evet. Ben söyleyeyim. Enis dokunulmazlığım var. Peki Pınar Turan, çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Çok sağ ol. Hepimize, bütün ülkemize. Sağ ol, çok teşekkür ederiz sevgili Görüşürüz. Pınar. Sağ olasın sevgili başkan. Görüşmek üzere. Umarım fezleke dönem sonuna bırakılır. Yani böyle bir ihtimal de var. Yani benim çok umurumda değil. Tekrar ediyorum. Yani benim derdim sonunda bu davadan aklanmak. Orası kesin. Fatih Bey şöyle arz edeyim. Bir haber